Evet Mehmet Aydın'a gün biterken devam ediyor değerli izleyenler. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Gündemdeki gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanı Sayın Yavuz Arali oldu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim Merhaba. yayınımıza. Efendim tabii ben kısaca gündemden başlıklarla başlamak isterim. E, i̇lk önce hakikaten birlik beraberlik duygusunun bugünlerde çok yoğun olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün gerçekten örnek mesajlar vardı adeta. Evet. Sayın Feyzoğlu ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşılaşmasını buna gösterebiliriz. Eski soğuk. Sonra, evet. Sonrasında evet. Sayın Binali Yıldırım'ın yine Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında verdiği çok olumlu havadaki mesajlarla başlayabiliriz. İlk önce bu havayla başlayalım sonra darbe girişimi ve FETÖ elebaşıyı iyi konuşuruz elebaşısı Fethullah Gülen'in konuşuruz. Evet şöyle... Çok büyük bir tehlike, çok ciddi bir travma atlattık. Henüz ne kadar atlatabildik de emin değiliz. Evet. Lakin gördüğümüz şey daha önce gördüklerimizden çok daha fazla bir şeydi. Bunu besleyen, bu korkumuzu besleyen e, duygunun arkasında vatansızlığın ve devletsizliğin aslında ne olduğunu... ...ev sahipliğini yaptığımız Suriyelilerin üzerinde de görmüş olduk. Hı hı. Yani bu 3 milyon, 3 milyonu aşkın Suriyelinin devletsiz ve vatansız kalmanın ne demek olduğunu bizim şuur altımıza ibaretli yıllardan geliyoruz. Yani. Dolayısıyla devlet devletsiz kalmak böyle bir işgal kalkışması yani bu bir darbe değil. Darbeden çok daha fazla bir şey. Hı hı. Onun bir araya getirdiği bir ortak şuur şu anda Türkiye'ye hakim. Kıymet bilmek lazım. Yeni kapı ruhu diye bu ara dillendiriliyor. Köşe yazarlarımız da yazıyorlar. Televizyon programlarında da çok çok duyuyorum. Doğru bir tabirdir. Yeni kapı ruhu çerçevesi içerisinde sığan şey bu devletin bu bayrağın altında e, hür ve müstakil bir iradeyle ila nihaya yaşamak arzusunda olanların ittifak alanıdır bu. Bu ittifak alanını e, yeni bir restorasyon süreci için avans gibi değerlendirmek lazım. Yani iyi bir avans aldık. Siyasetin gerilimine bu tesanüt, bu insicam çok iyi geldi. Bu beraberlik zemininin dili uygundur. E, bu siyasi olarak işte memleketimizin e, böyle bir tehditle karşılaştığı zamanında Siyasetin üstü bu tonlaması, kastı, eleştirisi ne olursa olsun böyle bir mevzuda bir araya gelebilmenin imtiyazıdır yaşadığımız. Hı -hı. Kıymetini bilmek lazım, altını doldurabilmek devam lazım. Evet, lazım. Devam etmesi lazım. Evet, devam etmesi lazım. Efendim şimdi tabii e, sözlerinizin başında ifade ettiniz. Dediniz ki bu bir darbe girişimi değil, bu bir işgal e, girişimidir bu, dediniz. Evet. Şimdi bu noktada bunu nereye koymak lazım efendim? Bu 15 Temmuz'u konuşuyoruz, e, her gün programlarımızda e, yer veriyoruz bu konuya. İşgal girişimi olduğunu konusunda artık Türkiye yüzde biçimde hem fikir. Ama bu bu darbe girişimini, bu işgal girişimini nereye koyacağız? Yani diğer girişimlerden farkı neydi? Ne oldu da bu patlama bir anda yaşandı? Neyin göstergesiydi Sayın Ağrali oldu? Bizim vehimlerimizin arkasında artık müşahhas hale gelen korkularımız var, endişelerimiz var. Uluslararası camianın için bizim bu bölgemizde ödediğimiz bunca ağır bedele rağmen niçin bizimle bu taşıdığımız yükü paylaşmıyorlar tereddütümüzün arkasında bu darbe girişimindeki sessizliğin e, bir izah olduğunu düşünüyorum. Yani altımızda bir PKK devleti kurulurken e, Suriye'de bu kadar insan canından yurdundan evinden barkından edilirken bütün mesuliyetiyle yükü Türk devletinin çektiği bu sürecin içerisinde hassasiyetlerinin hiçbiri görülmeyen bir devlet. PKK ile ilgili itirazlarımız, PYD ile ilgili itirazlarımız, devlet içerisindeki paralel yapılanma ile ilgili itirazlarımız, bu itirazlarımıza konu olan adamların iadesi ile ilgili itirazlarımızın hepsi kulak arkası sümen sümenaltı edildi. Şimdi bu yaşadığımız ağır saldırının arkasından Uluslararası camianın bu meseleye sessiz kalması, yani sanki bunun bir mizansen olduğu duygusunu vermeye çalışmaları bizdeki vehmi şöyle e, teyit eder bir şeydir, bu darbe teşebbüsünün arkasındaki siyasi iradeyle masaya oturmaya karar vermiş olanların bizim söylediklerimizi duymadığı gerçeğiyle karşılaştırdı bizi bu. Evet. İfade edebiliyor muyum? Yani biz PD ile ilgili e, aşağıda bir Akdeniz'e çıkış olan bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu bizim güvenlik e, ve vatan coğrafyamızı da ilgilendirecek bir tehdittir. E, itirazlarımıza. müttefikimiz olduğunu iddia eden insanların kulak kapaması, kulak tıkaması çok anlaşılabilir bir şey değildi ama şimdi bu darbe teşebbüsünün arkasından her gelenin daha çok darbecileri merak ediyor olmasının arkasında bizde şöyle bir duygu oluştu. Bunlar darbenin muvaffak olabilme ihtimaline binaen bizim söylediklerimizi kulak arkası ediyorlarmış duygusu oluştu. Dolayısıyla Türkiye'de o biliyorsunuz Condoleezza Rice'in dilinden önce dökülmüştü. Bu Orta Doğu'da 20'ye yakın ülkenin sınırları değişecek, 22 ülkenin sınırları değişecek. Şimdi bu sınırları değişen ülkeler içerisinde işte Şam'ın, işte Bağdat'ın düştüğü, düşürüldüğü ya da istikrarsızlığa mahkum edildiği alanların son üçgenin son halkası Ankara mıydı duygusu oluştu bizde. Mesela meseleyi birazcık şöyle görmek lazım. Ben biraz önce kuliste de size arz ettim. E, bu topraklarda yaşamanın bir bedelidir bu. Bu topraklarda varlık iddiasını kendi müstakil koridorlarında, kendi e, iddialarıyla mütenasip bir aks üzerinde yapma iddiasında bulunmaya başladığınız andan itibaren mutlaka bu kabil kalkışmalarla, tehditlerle, kumpaslarla, karşılaşırız daha önce de karşılaştık. Bundan sonra da karşılaşacağız. Yani büyümeye başladığınız zaman evet, da sıkıntılar kendi aksınızı, kendi orijinal iddialarınızı taşıyacağınız, yerinizi, mevzinizi bulmaya başladığınız andan itibaren hangi hesabı bozuyorsanız o bozduğunuz hesabın uzantılarıdır bunlar. Hı hı. Bunlar hiç kesilmeyecektir. Bu topraklarda varlık iddiamız devam ettiği müddetçe kendi mecramızda bölgesel bir mifer olmak iddiamızı yaşanabilir bir dünya idealine taşıma gayreti içinde olduğumuz her zaman bunun çelmelenmesi ihtimalle karşı karşıya kalacağız. Bu öyle bir teşebbüs. Evet. Efendim tabii e, konuşacak çok konu var. Bunlardan bir tanesi de 40 yıldır devletin içerisine sızan ve hain emelleri olan bir FETÖ terör örgütüyle evet. karşı karşıyayız. E, bu e, hain darbe girişiminin arkasında onlar var. Tabii onların arkasında neler var belki onları evet. da birazdan konuşuruz ama e, 40 yıldır sinsice bu planlarını yapan FETÖ örgütüyle ilgili neler söyleyeceksem nasıl, nasıl sızdılar bunlar? Neler yaptılar? Neye başladılar? Ee, nasıl bu kadar ileriye gitme cüretini gösterebildiler? Neler söyleyeceksin? Benim bu meseleyle alakalı belki en büyük kayıplarımızdan biri gördüğüm şey şudur. Haklılığında batıl, Allah rızası parantezinde bir sürü gayretin alın terinin, bir sürü müminin samimi gayretin, bir sürü Allah rızası için iş yapma hevesinde olan insanın enerjisi üzerinden kendi devletini, kendi milletini hunharca katletmeye varan muazzam bir dönüşüm. Yani işte Allah'ın razılığı, razılığı, mukaddesatçıların, milliyetçilerin, Müslümanların, müminlerin hangi parantezi alırsanız alın. Bunların devlet yönetimine hizmete gelmeleri lazım iddialarıyla başlanmış yolun finali kendi ordusunu, kendi meclisini, kendi cumhurunun başını vurmaya kastetmiş bir cinayet şebekesine dönüşmüş olmak. Dolayısıyla bizim mesele bu meselelerle ilgili ilk başladığı, başladığı andan bugüne kadar siyasetten, siyasetin imkanlarından istifade edildiği, olağanüstü şimdi çeşitliliği ortaya çıkıyor ki olağanüstü enstrümanlarla ve akla hayale sığmayacak bir takım stratejilerle ele geçirmeye kastettikleri her mevzi toparlamışlar, ele almışlar. Hı hı. Yani siyasetin imkanlarını kullanırken devlet mevzileri ele geçirilmiş. Herhalde en az millette örgütlülerdi. Zaten mukavemet de milletten geldi. Yani devletin üst düzeyine, devletin üst düzey yöneticiliğini yaptığımız bürokrasinin derinliğini ellerine alabilecekleri istihbarat bilgisini istihbaratın eee ele geçirdikleri istihbarat bilgilerini uluslararası organizasyonun hesabına çalışabilecekte her mevziyi işgal ettiler. Dolayısıyla uluslararası camianın bu bölgede hesabı olanlar için uygun partner haline gelmiş oldular. Bizim için mesela mesele şu aslında. E, insanlar reylerinde yanılabilirler. Ama reyde yanılmak başka bir şeydir. Bu kasıtla kamufle olmak, bu kasıtla devletin en mahrem sırlarını uluslararası ...organizasyonların e, operasyon alanı haline getirecek adice işlerin içerisinde olmak başka bir şeydir. Mesela ben e, bu yaşadığımız 15 Temmuz e, dehşetinin büyük bir fırsata da döneceğine inanıyorum. Çünkü hı hı. bu 40 yıllık bir e, organizasyon ve bu organizasyonun ayaklarının nerelere uzandığı, irtibatlarının nereyi kirlettiği... ...hangi uluslararası irtibatlarla Türk milletinin, Türk devletinin geleceğine kumpas kurulduğu süreç içerisinde ilerledikçe... Daha net, daha berrak görülecektir. Ee, bu işle alakalı ben Cumhurbaşkanımızın tonlamasını çok beğenirim. Yani altını, üstünü, ortasını ayırabilecek bir tasnife ihtiyacımız var. Çünkü samimane iş gayretlerle bu işi Allah rızası parantezine alarak bu işlere inanmış insanlar var. Hani altının ibadet, ortasının ticaret, üstünün ihanet gibi o tasnifte devletin buna ritim tutturması lazım. Çok önemlidir. Çünkü artık taban da kalmamış. Evet. 15 Temmuz'dan evet, sonra. Evet. Yani bunun artık savunulabilecek, izah edilebilecek, arkasında durulabilecek hiçbir tarafı yoktur. Evet. Bir an önce e, bu normalleşme sürecine. Tabii bu çok zordur. Kamufle olmak için bu kadar e, çeşitli enstrümanı olan bir organizasyonla mücadele etmek çok zordur. Evet Yani e, devletin işi burada çok zordur. Çünkü bu kabil bir şeye ilk defa e, rastlıyoruz biz. Hani insan hain görür, işte eşkıya görür. E düşman görür, hasım görür, ama bu kabilini ilk defa görüyoruz. Yani her çeşitten, ya her kılıktan, değil evet, her çeşitten, her kılıktan. Yani 20 yıl işte komünist taklidi yapmak, 20 yıl Atatürkçü taklidi yapmak, 20 yıl ateist taklidi yapmak, 20 yıl işte ne bileyim işte tarikatçı taklidi yapmak. Tamam, 20 böyle yıl, evet, yapıyor evet, yani, evet. Şimdi bu kabil bir şeye devlet çok alışkın değil. E, dozajını ayarlama imkanı da o yüzden olmuyor. Yani bir sürü mağduriyet falan oluşacaktır diyorlar. Bu tahammülle, sabırla atlatılacak bir iştir. Bu şöyle zordur. E, malumunuz Hitler'den sonra Almanya'da da benzer bir sıkıntı yaşandı. Çünkü her tarafta vardı. Hı hı. E, naziler 25-30 yıl sürdü. Hala sürdüğünü bugünkü saldırılardan görebiliyoruz. Yani kalıntılarının hala olduğunu bugün işte bu ırkçı saldırıların arkasından çıkan Nazilerden görüyoruz. Dolayısıyla bu çok kolay bir süreç değil. Çok dikkat isteyen, çok dikkat isteyen, çok olağanüstü feraset isteyen bir süreç. Tabii bir de işin uluslararası boyutu var. Yani oradaki Tabii ki. ayakları da kesmek lazım belki. Tabii yani ki. Orada da e, yani şu bizim uluslararası ülkemize, ilişkilerle ilgili yani şu önemli çalışmalar anlamak, da yapılıyor zaten. Sayın Dışişleri Bakanı zaten bu konularla ilgili e, en az 40 e, başbakanı birçok yetkiliyi bilgilendirdi. bu Biz şimdi de ayan olarak. olanı beyan ediyoruz aslında. Biz bilgilendirmiş gibi yapıyoruz. Onlar bizden daha çok bilgililer yani bilgilendirmeye çalıştığımız devletler bu konuda bizden daha çok bilgililer. Çünkü onlarla çalışıyorlar. Hmm. Yani dolayısıyla bizimki aslında dışişlerinin normal rutin bir e, organizasyonu faaliyeti gibi. Yani biz bizimle ilgili devletimiz ve milletimizle ilgili böyle kalkışmada bulunan bu tertibin içinde olan insanların e, nasıl insanlar olduğuna, nasıl bir örgüt olduğuna, neye tevessül edeceklerine dair bilgilendirme yapıyoruz. Ama görüyoruz ki aslında bizim haricimizde her devlet bunların neye tekabül ettiğini biliyormuş. Yani 240 tane şehidimiz var. 2000'e yakın yaralımız var. Evet. Ordumuz enterne edildi. Meclisimiz bombalandı. Özel kuvvetlerimiz vuruldu. Özel harekat polislerimiz şehit oldu. Şimdi normal Türk şartlarda Türk Devleti'nin yok yani. şu anda ziyaretçi akınına uğraması lazımdır. Yani gelenden gidenden taziye ziyaretine gelenden gidenden başını alamaması lazımdır. Ne hikmetse böyle bir taziye ziyareti alamadığımız gibi gelenler de daha çok darbeye teşebbüs edenleri merak ediyorlar. Dolayısıyla ben zannediyorum ki, bu darbe teşebbüsünün arkasında bizim bilgilendirmemize ihtiyaç duymayacakları kadar bu adamlar bizden iyi biliyorlar. Vallahi bir Kazakistan devlet başkanı Nur Sultan Nazarbayev evet. bir ziyareti oldu. Ondan sonra da Rusya ile ilişkilerimizin inşallah bundan sonraki süreçte normalleşmesi gündemde. Yani bu da bir katkı sağlar mı? Konudan konuya geçiyoruz ama buradan Yo, şöyle, devam ederiz. Şöyle bakmak lazım. Biz Müttefiklerimizden müstakil devlet, müstakil ve bağımsız bir devlet olarak eşit ilişki istiyoruz. Yani bizim içimizdeki devleti ve milleti zayıflatmaya yönelik terörist organizasyonlarla muhatap olmak yerine Türk devletini muhatap almalarını istiyoruz. NATO'ya üye olduğumuzdan beri, işte NATO paktında olduğumuzdan beri biz müttefiklerimizle ilgili sorumluluklarımızı layıkı yerine getirmiş bir devletiz, bir milletiz. Ama bu yaptıklarımıza karşılık bir güven bunalımı yaşıyoruz. Tezkere'de yaşadık, çuval krizinde yaşadık. Irak'ın toprak bütünlüğü ile alakalı verilen terminatlara rağmen Irak'ın parçalanmış bir siyasi yapıya gidişinde yaşadık. Suriye'de çok kısa zamanda netice alınacak diye önümüze bir koridor açılmıştı. Bütün bedelini bizim ödediğimiz süreçten sonra herkes kendine ait başka maskelerle bu bölgede görünmeye başladı. Dolayısıyla biz müttefiklerden yana müttefiklerimizden yana birazcık güven bunalımı yaşıyoruz. Türk devletinin Türk Türk dış politikasının bir aks değişikliği yapıp yapmayacağı, bu aks değişikliğinin son tahlilde bize ödeteceği bedelin ne olup ne olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sana hı hı. diyorum Biden'ın bir ziyareti, bizi ziyareti, olacak, ziyareti de 24 bu, Oğuz bunun olsun. bir blöf olup olmadığı ile alakalıdır. Yani bu bizim Rusya ile münasebetlerimizi e, geliştirmeye dönük, normalleştirmeye dönük e, bu bölgedeki işte uluslararası aktörlerin dışında bir de burada bir diplomatik çeşitlilik sağlamaya yönelik organizasyonumuzun bu Amerika'ya karşı bu darbeye sessizliğin, darbenin arkasında zımnen destek olduklarına dair kamuoyunda ve Türk devlet yetkililerinde oluşan algının Rusya'ya böyle meylederek bir blöf yapıp yapmadığımızı merak evet. ediyorlardır ama Türk devleti uzunca yıllardır, uzunca yüzyıllardır biliyorsunuz. Hı hı hı. E, mevcut güç dengeleri içerisinde bir çeşitlilik sağlayarak e, bugünlere geldi. 1907'lerin, 1900'lerin başındaki Türkiye değil, hasta adam değiliz. Reval buluşmasında İngiltere ve Rusya'nın ittifak edip Osmanlı devletini artık halledelim dediği ülke değiliz biz. Evet. Dolayısıyla biz e, bu bölge bölge bu kadar ağır bir yük haline gelmişken, etrafımız bir ateş çemberi haline gelmişken dış politikamızı da aktöre aktörler anlamında da çeşitlendiriyor olmamız, bizim müstakil devlet olma irademizle mütenasip bir tercihtir. Bu normalleşmeyi sağlamak batıdan kopmak anlamına gelmez. Evet. Ama batıda bizimle yıllardır beraber ve müttefik olanların kendi devletimize, bizim devletimizin iradesine yaşadığımız acılara bize yapılan saldırılara bir gane kalmaması lazım. Yani ordumuz edilirken, meclisimiz bombalanırken kendi milletimiz kurşunlanırken merak edilecek şey buna teşebbüs edenlerin akıbeti değildir. Buna maruz kalan millet ve devlettir. Dolayısıyla en azından böyle bir nezaketi beklemek Türk devletinin hakkıdır. Biz müstemleke ülkesi değiliz. Başımızda da bir müstemleke <laughs> valisi yok. Dolayısıyla oradan iki de bir gelip bize işte biz müttefiklerimizi kaybettik bu darbecilerle ilgili insan haklarına ihtimam gösterin falan cümlelerini kurmazdan evvel bize diyecekleri şey başkadır. Müttefik olmanın eşit statüde müstakil devlet olmaklığımıza uygun cümleleriyle bize mukabele ederlerse biz bin yıldır yönü batıya bir batıya dönük bir milletiz, devletiz. Orada hiçbir sıkıntımız yok ama kendi iddialarımızı, kendi devletimizin güvenliğini, kendi milli menfaatlerimizi beklemek için de kimseden izin, icazet alacak durumda değiliz. Evet. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurulması için samimi bir şekilde gayret ediyoruz demesi de evet. önemli bir durum. Yani inşallah bundan sonraki Normalleşme süreçte... Iyi. Normalleşme çeşitlilik iyi, çeşitlilik iyi. Bizim şimdi eskiden Anadolu'da iş adamı olanlar, esnafın bir kabulü vardır Mehmet Bey. Onlar derler ki mesela fabrikalarımızda çalıştırdığınız işçilerin bir köyden olmamasına dikkat edin. Yarın bir... Maraza çıkarsa toplu olarak fabrikanın işleyişini boykot etme imkanı vermezsiniz. sabot etmezler, işleyişi sıkıntıya sokmazlar. Bunun herhalde amiyane tabirle söylüyorum dış politikaya uygulanır tarafları vardır. Yani tek aks üzerinde, tek nazariye ile dünyaya tek yerden bakarak strateji geliştirilmez. Burada bir çeşitlilik lazım ve bu bölge farkındasınız özellikle Suriye meselesinde dünyanın sanki 3. Dünya Savaşı'na evrildiği bir süreçtir bu moda tabirle söylüyorum. Herkes burada. Çin burada, Fransa burada, Almanya burada, Amerika burada, Rusya burada. Herkes burada. Kimisi askeri eğitim veriyor, kimisi işte İran üzerinden Basra Körfezi'ne ineceği yeni bir konjonktür yakaladı. Yani sıcak deniz, gerçek sıcak denizlere inmiş oluyor şu anda Rusya. Dolayısıyla bu kadar ağır yükü olan bir coğrafya üzerinde bizim müttefikimiz olduğunu iddia eden insanların Türk Devleti'nin hassasiyetlerine uygun bir perspektifle bizim iliş bizimle ilişki kurmaları lazım. O olmadığı zaman Türk Devleti kendi güvenlik politikalarını kendi müstakil iradesiyle belirleyecek kadar bir devlettir. Yani 1900'lerin hasta adamı değildir bu devlet. 17-25 Aralık operasyonları sonrasında gerektiği kadar fetö ile ilgili temizin yapılmadığı gündemde, bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, hakikaten, e, açık bir şekilde söylediği yalnız kaldığım e, ifadesi var. Bu noktada neler söyleyeceksiniz 17-25 Aralık operasyonundan sonra çok daha fazla bir temizliğin yapılması gerekiyor mu? Şimdi mevzuyu karmaşık hale getiren şey şu bence Mehmet Bey. E, i̇lişkiler çok karmaşık, ilişkiler çok girgin. Kamufle olma stratejiler çok e, çok fazla. E, bu arada süreç içerisinde bunlar müstakil bir yapılanma. Bu müstakil yapılanmanın kuvveti üzerinden konuşmuyorlar. Her yapının içinde varlar. Yani siyaseten imkan olarak devşirecekleri, iktisadi imkan olarak devşirecekleri, toplumsal dizaynda kullanabilecekleri ne türlü enstrüman varsa bütün bunların içerisinde mevzu Türk Sol Dergisi'nin içinden çıkıyorlar. Evet. Siyasi hareketlerin içinden çıkıyorlar. CHP'nin içinden çıkıyorlar. Kaset kumpaslarının içinden çıkıyorlar. AK Parti'nin içinde mutlaka vardır. Yani dışarıya yönelik bir sürü organizasyon yapılıyor. Bu kadar halkın teveccühünün e, ...muhatap olmuş bir siyasal teşekkürün içinde olmamaları gibi bir ihtimal mevzu bahis edilemez değil mi böyle bir şey? Evet. Dolayısıyla şimdi neticede bu bir arınma ve temizlenme süreci ise bu işi netameli hale getirecek şey şudur... E, ...belediyelerde vardır bunlar, finansman imkanları yakalanmıştır, memlekette bu iktisadi büyüklükler yakalanırken... ...bu iktisadi büyüklüklerin içerisinde rolleri vardır, paylaşımlar vardır, ortaklıklar vardır. Dolayısıyla bunlara dokunmaya başladığımız andan itibaren kendimize de dokunma ihtimaliniyle yüzleşeceğiz biz. Yani şöyle yapacağız... Biz şimdi kendi dışımızdaki organizasyonlara dokunalım. Ama Türkiye'deki son iktidar 2002 yılından sonraki iktisadi olarak büyümeyi de kastediyorum, siyasi olarak da büyümeyi kastediyorum. Bütün bu büyüklüğün içerisinde bunların olmadığına dair bir cümle ya herhalde çocuklar da inanamaz. Dolayısıyla bu büyüklüğün içerisinde şöyle bir ahlak geliştirmesi lazım hükümetimizin de. Bize bile bulaşmış olsa müdahale edeceğiz. Şimdi bu hassasiyet olmazsa şöyle bir şey çıkar bundan. Biz %50'lik bir oy blokunun üstüne oturuyor olmamıza rağmen bize en ufak bir sızıntı olmadı gibi bir yere çıkar bu. Bu e, sürecin içerisindeki ciddiyeti e, kaldırır. Dolayısıyla şöyle bir ahlak lazım buna. Ucu bize bile dokunsa, ucu bizim partimizin içerisindeki insanlara bile dokunsa, bizim belediyelerimize bile dokunsa biz bu cerahati temizleyeceğiz. Bu hassasiyetin taşınması lazım. Çünkü şu anda galiba bu işte devamlılığı sağlayan şey iktisadi olarak... Bu gücün kırılması, bu iktisadi gücün devletin en büyük patronajın sahibi olduğu, yani iktisadi olarak devletin bütün piyasayı finanse eden bir mekanizma olduğunu kabul ederseniz ki öyle, hı hı. bu iktisadi büyüklüğün içinde mutlaka mevzilenilmiştir Mehmet Bey. Evet. Dolayısıyla 2025 Aralık bir siyaset dizaynıydı. Sonuçları itibariyle birbirinden farklı Aslında sonuçlar. Aslında yine bir darbe girişi. Ya, evet. Yani siyasi sonuç doğurmaya yönelik bir organizasyondu. bir darbe teşebbüsüydü. Gerekçeleri ne olursa olsun birbirinden farklı soruşturma süreçleri ihtiva eden 3 tane dosyayı bekletip seçimlere çok yakın bir zaman dilimi içerisinde siyasi sonuç doğuracak şekilde getirmek bir darbe teşebbüsüdür. Yargıyı siyasallaştırmaktır. Evet. Buna müdahale edildi ama bu müdahalenin arkasında AK Parti Cumhurbaşkanı'nın yalnızlığına katılıyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın bu ritmi kendi kadrosuna bu şekilde enjekte etmesi lazım. Yani ucu bize bile dokunsa bu cerahati temizleyeceğiz iradesine ihtiyaç var. Çünkü... Şöyle bir şey yaşayacağız biz. Bizim şu anda görünen yani bu paralel yapılanma içerisinde işte banka mudileri, işte Zaman Gazetesi, eski Zaman Gazetesi aboneleri üzerinden bu yapılanmayla mücadelede bir ritim tutturulamaz. Yani esas olan şey bütün stratejisi kamufle olmak üzerine e, gerçekleştirilmiş bir organizasyonlar Ama o da çok kolay değil. Kripto'lar, yani, tabii, evet, yani, kriptolar. kripto'lar. Dolayısıyla burada ee, ...şöyle bir şey yapmak lazım. Ama bağlantıları da tabi istihbarat alanında ortaya çıkabilir yani. Çıkacak ama burada mevzuyu sulandıranlar kimler mesela söyleyeyim size. Çok önemli bir şey söyleyeceklermiş gibi yapıp... ...20 sene 30 sene bunların içinde olduğu halde... ...hiçbir şey söylemeyen bir... ...böyle ne nedamet duyanlar topluluğu çıktı. Ya, i̇tirafçılar affedersiniz. Hı hı. İtirafçılar topluluğu. Yani her programlarını izliyorum. Çok mühim bir şey söyleyeceklermiş gibi bir... E, ...fragmanına giriliyor programa. Programın sonuna kadar... ya ...ilkokul çocuklarının bile... ...öyle bir hafta on gün teşriki mesaiyle görebileceği kadarını söyleyip... Biraz daha net mi olmalara evet, lazım diyorsunuz? Evet. Şimdi üslupsuzluklara bakınca da şöyle bir şey çıkarıyorum. Yani mesela geçen gün mevzu edildi. Nezaketsizlik saymazsanız söyleyeceğim. Ya Muslim Yazıcıoğlu ile ilgili münasebetsiz bir şey söyledi Latif Erdoğan. İşte para alındı, işte parti kurulurken falan gibi. Ya ben de hemen şu hissi oluşturuyor bu. Yani bedeni AK Parti'de ruhu nedamet duyduğu yapıda kalmış bir adam. Yani cümle kurmak bile cümleye israftır, ziyandır. E şimdi bühtan ediyorsunuz. Şimdi bu, bu üslupsuzluğa bırakılmaması lazım. Devlet, bizim devlet tecrübemiz çok ciddi bir gelenek oluşturacak kadardır. Yani bin yılları bulan bir devlet geleneğimiz var. Dolayısıyla üç beş tane nedamet duymuş ve ne söylediği belli olmaz adamın üzerinde bu mücadele yapamayız biz. Devletin bu anlamda çok ciddi tecrübesi olan insanları var. Bu paralel yapılanmanın ilk elde kendine engel diye görüp Görevlerinden ettiği bir sürü namuslu bürokrat var. Onlara dinlemesi lazım. Bu nedamet duyanları dinlemek yerine onlar çünkü bu işlerin şifrelerini çözdüler. E, elbette onlar da etkili evet. olur ama söyleyecekleri sözleriyle çok doğru orantılıdır. Evet. Yani bazen tabii e, hani çok saat programlar yapılıyor ama ortaya çok fazla bir şeyin çıkmamasından rahatsız olduklarını da sosyal medyadan okuyoruz mesela evet. bazen. Evet. Yani biraz daha sanki net şeyler söylense çok daha faydalı Hiçbir olabilir. Hiçbir şey yok yani çok ciddi 30 sene içinde durduğumla başlayan cümlenin sonunda koca bir hiç çıkıyor. Evet. Bir araya gidelim mi? Gidelim. Ee, kısa bir araya gidelim aranın ardından Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanı Yavuz Aralioğlu ile sohbetimiz devam edecek. Evet aydınlatma devam ediyor değerli izleyenler. Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanı çok değerli Yavuz Ağralıoğlu bizlerle birlikte ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz kendisiyle. Efendim tabii FETÖ-PD örgütünü konuşuyoruz. İnsanların beynini boşaltarak adeta e, boş bir beyin haline getirerek kendi isteklerini yaptıran bir Fethullah Gülen'le karşı karşıyayız. Yani FETÖ lideri e, elebaşısı evet. Fetullah Gülen. Şimdi hakikaten bunlar... E, kolayca kurgulanabilecek şeyler değil değil mi? Yani bu noktada nasıl bu sızma işlerini gerçekleştirdiler? Nasıl insanları kandırdılar? Biraz da buradan gidelim istiyorsanız. Ben diyorum? Dünyada bu kabil kapalı, kapalı örgütlenme, hücre tipi örgütlenmelerin tamamının belki bin yıla aşkın zamandır biriktirdiği toplam tecrübenin üstüne oturdu bunlar. Bunlar onun şahikası. Yani bu istibarat organizasyon anlamında, hücre tipi örgütlenme anlamında sızma ya da ele geçirme anlamında dünyada birikmiş tecrübenin tamamının üstüne oturmuş bir Herhalde organizasyon. Herhalde hainlik anlamında da evet. olacağız, değil mi? Evet. Yani böyle bir e, dehşetli organizasyonun arkasında ciddi bir birikimin olması lazım. Şimdi e, bizim mesela görebildiğimiz 20 sene şimdi ferden ferda böyle ya bir karıncayı ezmez insan silüetlerinin kendi ordusunu, kendi milletini, kendi sivil halkı Böyle hunharca katledebilecek bir canavara dönmesi. Üstelik dergileriyle alınan ya, silahlarla. Ya insan, insanın kanı Kanlarla. donar. Yani böyle bir şeyi yapabileceklerine dair hiçbir cümleyi, Cumhurbaşkanı'nın tonlamasını da kastediyorum. Cumhurbaşkanımız bu mevzuda çok herhalde herkesin önünde tonlamalar yapmış bir iradeyi temsil ediyor. Ama bu kabel bir şeyi yapabileceklerine inanın bana o bile ihtimal vermez. Ya yani bu kadarını yapamazlar. Parantezi onun da belki vardır. Çünkü burada şimdi devletin bu işlere mukabele ederken korkusunu besleyen şey şudur. 20 sene uyutulmuş hücrelerin 20 sene sonra bir talimatla uyanabilme ihtimali. 20 sene iyi insan, muttaki, mümin, namazlı, abdestli ya bir karıncayı bile ezmez bir adamdan bir canavar çıkarabilme ihtimali devleti korkutuyor. Yani bir gün bir abinin talimatıyla bir canavara dönüşebilme ihtimalidir devletin bu mevzudaki dikkatinin sebebi. Şimdi böyle müstakil Anadolu'nun muhtelif yerlerinde böyle bu işlere yahu aslında melek gibi bir adamdı falan cümlesine konu olacak küçük memurlar var mesela. Burada fert fert bir şey sorul, sorulmuyor aslında. Esas problem şu, devlet bürokrasinin içerisinde bir gün bir abinin talimatıyla hangi haltı yiyecekleri belli olmaz bir organizasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla insanlara istedikleri zaman istediği şeyi yaptırabilme kuvvetidir devletin şu anda karşılaştığı tehdit. Yani bürokrasi de... Devlet bunları okuttu, büyüttü, yurt dışına tahsile gönderdi, devletlerine, milletlerine hizmet etsin diye imkan verdi. Bunlar bu kadar imkanı devşirdikleri devletlerine, evet. milletlerine böyle alçakça bir teşebbüsün içine girmiş evet. oldu. Efendim şunu söylemek istiyorum. Yani 17-25 Aralık operasyonlarında hakikaten e, önemli temizlikler yapıldı. E, bu noktada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tek başına kaldığım itirafı da çok önemliydi, çok değerliydi. Bundan sonra artık e, herhalde Sayın Cumhurbaşkanımıza bu noktada artık çok destek olacaktır diye düşünüyorum. Ama 15 Temmuz akşamından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Dedi ki artık bu saatten sonra da hala bağlantılarını kesmeyen ya da işte o Anadolu'nun ücra köşesindeki insan ya bu adam da aslında iyi bir adamdı falan evet. diyen insanları artık kabul etmek evet, mümkün ey, değil. Ey, yani ey, toplum artık onları kusar. Herhalde Çünkü, bu eşlik aşıldı artık. Yani evet, bu kadardan nokta, sonra çok... da hala diyenlerin de artık yani saflık sınırından başka bir sınıra geçtiklerini kabul etmek devletin pekala e, kendi içerisinde makul bulacağı bir yoldur. Yani bu kadarına rağmen mazeret varsa artık o o makulün dışına çıkmış demek. Evet yani o artık tabii. kesin evet. o FETÖ evet. örgütünün evet. üyesidir evet. yani. Evet. 15 Temmuz akşamından evet. sonra bunları söyleyenler. Şimdi efendim bir başka konu var ki e, idam konusu. İdam konusuyla ilgili düşünceniz nedir? Yani tabi tabii, e, tabii e, vatandaşlarımızın yükselen sesi bu yönde. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili dedi ki e meclisten böyle bir karar çıkarsa biz de hiç çekinmeden yeni kapıda bu sözü bir kez daha verdi altına imzamızı atarız. Tabii şöyle sizin görüşünüz nedir efendim? Çok ciddi bir yara aldık. Çok şehidimiz var. Çok enenimiz var. Çok ağır bir travma bu. Bu travma içerisinde bunların cezalandırılma isteği de çok meşru bir istektir. Ama yani biz hukuku geriye doğru işletemeyeceğimize göre bu mevzuyla ilgili bir idam sürecinin hı hı. ilk elde muhatabı bu yakaladıklarımız olmaz. Ya yani biz Türk devletiyiz. Bunun bunlar gibi alçaklara Türk Devleti'nin adalet duygusunu da örselettirmeyiz. Yani bir kanunu çıkarıp idam cezası gelse bile bunu geriye doğru işletemeyeceğimize göre bu bizim. işte ise bundan sonra bu kabil adilliklere tevessül edeceklere hı hı. ortaya koyacağımız bir cezadır, bir müeyyidedir, olmalı mıdır? Olmalıdır. Yani bu bugün yakaladığımız mutabakat, yeni kapı ruhunda işte ete kemiğe bürünmüş olan millet iradesi, CHP'nin MHP'nin bir ana gövde, ana blok olarak bu mutabakatın içinde yer almalarını ciddi bir avans gibi değerlendirmesi lazım devletin. Sadece buraya değil yani bugün milli beraberliğimize kasteden şebeke sadece bugün bu paralel yapılanma değil bir tarafta da her gün canımızı yakan her gün bombalarla bizi şehitlerle buluşturan bir alçak teşebbüs daha var. Dolayısıyla işte bugün o olağanüstü hal iradesinin arkasında siyasi irade bu kadar mutabakatla duruyor ise şayet PKK'nın finansmanına da PYD'nin PDY'nin finansmanına da işte PKK'nın organizasyonlarına da bizim milli birliğimize beraberliğimize kasteden bu cinayet şebekesinin beslendiği her kaynağa da dokunulabilmelidir. Hazır böyle bir mutabakat varken ve hazır bu kadar canımızın yanması bizi bu kadar birbirimize yaklaştırmışken bunu devletin yeniden restorasyonu için bir avantaja dönüştürmemiz lazım. Yani şimdi paralel yapılanmayla mücadele kararlılığının aynısını PKK ile mücadeleye de taşımak evet. lazım. Buradaki kararlılığın, buradaki dinamizmin, dirayetin aynısını buraya da yansıtmak lazım. Yani dün karakola saldırı oldu. Şehitlerimiz var. Beş tane. İki sivilde sivil vatandaşımız da öldü. Anaların feryatları, çığlıkları artık dayanılamaz hale geldi. Yani çocuklarım, çocuğum, oğlum babasından ayrı uyuyamaz. Korkar. Onu babasıyla beraber gömün feryatların içerisinde bu dirayeti PKK'yı da gömmek için kullanabilmemiz lazım. Ben yani uzun yıllardır bu e, Hunharca cinayetin, işte devletin, milletin tesadüfüne kastetmenin, terör faaliyetlerinin cinayet şebekesi gibi çalışmanın e, idamla e, cezalandırılması gerektiğini savunan bir geleneğe mensubum. Dolayısıyla ben bu idam hassasiyetini çok anlaşılabilir buluyorum. Ama bunların zamanlamasını öyle yapabilmek lazım, lazım ki evet. bu işte iade istediğimiz zamanların dili olmaması lazım bunun. Biz bize zulmetmeye yönelik yönelmiş insanlara bile mevcut kanunlarımıza göre adaletle hükmedecek tarafız. Yani siz bize zulmedeceksiniz, biz de size zulmedeceğiz diyen taraf olmadı Türk Devleti hiçbir zaman. Dolayısıyla biz burada kendi devletimizin, güvenlik algımızın bu topraklarda ihtiyaç duyduğu cezaları meclislerimizden uygun zamanlarda koyup geçirmek zorundayız. Ama bu işlerin zamanlamasını hakikaten diplomatik bir süreci organize etme hassasiyetiyle göstermemiz lazım. Bir taraftan iade taleplerinin olduğu zamanlarda idam bize iade etmeyin paranoyasını besleyebilir. Bunları bize vermeyin paranoyasını besleyebilir. Ya da vermemek için bahane arayanların mazerete haline gelebilir. Dolayısıyla zaten şu andaki mevcut kanunlarımızda yoksa hukuku geriye yürütüp Türk Devletinin adaletini de örsel etmeyiz bunlar gibi alçaklar yüzünden önemli değil. Dolayısıyla biz bunlara mevcut kanunlarımıza göre vereceğimiz cezalar, bunlara yedi sürelerinde de yeter. Ee, ama derseniz ki müstakil olarak idam gelmeli midir? Gelmeli. Evet. Efendim e, tabii FETÖ elebaşısı, e, Fethullah Gülen'in iadesi noktası. E, bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, önemli girişimleri var. Ve bu noktada tabii harekete geçirilmiş vaziyette ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu çok merak ediliyor. Yani FETÖ liderini e, bir kollama var mı yok mu? E, i̇şte Biden'ın 24 Ağustos'taki ziyareti. Nasıl sonuçlanacak bu konular konuşulacak mı? E, neler söylersiniz efendim? Yani iade gerçekleşecek mi yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin hala Fethullah Gülen'e ihtiyacı var mı diyorsunuz? Ben şöyle bakıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmezler yok. Bunu defalarca gördük. Yani burada Saddam Hüseyin'in truvatı gibi yıllarca kullandılar. Ondan sonra buraya demokrasi getireceğiz diye buranın canını okudular. Yıllardır o bölgede bu bölgenin kan gölüne gelmişliğinin arkasında da bu bu dehşetengiz irade var ya. Önü arkası belli olmaz irade. Irak'ın toprak bütünlüğü diye başladığımız yerden, hangi vazgeçilmezlerle başladığımız işten, nereye geldiğimizi hep beraber gördük. Yani Irak'ın toprak bütünlüğünden sonra parçalanmış bir Irak. Şimdi oradan da geçildi. Akdeniz'e çıkışı olan bir PKK devletine razı oldular. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için son tahlilde vazgeçilmezim şudur cümlesinin bende hiçbir karşılığı yoktur. Yani ben şundan vazgeçemem. Makul bir pazarlık, Mutlaka bir şey almaya dayalı, bundan daha fazlasını talep etmeye yönelik bir organizasyon içerisinde bu dahil bizim hassasiyetlerimize konulacak işlere de iltifat edebilirler. Ama şu anda derseniz ki hı hı. E, bunun zamanı mı? Bence bunu son tahlilde e, Türkiye dünyanın değişik coğrafyalarında da irtibatları olan bir organizasyon olduğu için vermemeyi e, bir e, yol olarak benimseyeceklerini zannediyorum. Çünkü bu ilk açıklamalar, bu darbe teşebbüsünden sonraki açıklamalar... Onlara bile bakınca anlaşılıyor ki burada bir hassasiyet gelişmiş bunlar üzerinden. Yani yakalanan darbecilerin e, işte bunu içeriye atılan adamların üzerinden işte cümleler, kurulan cümleler, işte müttefiklerimiz, irtibatlarımız, Türkiye'deki irtibatlarımız hassasiyetlerinden de anlaşılıyor ki bunlar uzun yıllardır bu bölgede ödediğimiz bedelin içerisindeki bilgi kirliliğinin sorumluları. Yani şunun hesabını biri vermeyecek mi? 30 küsür senedir PKK ile mücadele ediyoruz. Bu komuta kademesinden kimseyi PKK'nın Yönetim kademesinden kimseyi vuramıyor olmamızın arkasındaki bir istihbarat kirliliğinin hesabını kim verecek? Dolayısıyla bugün şimdi ortaya çıkıyor. Ee, televizyonda analistleri falan dinliyorum. Hı hı hı. Gayet haklı bir endişedir bu. Operasyonlardan erken haberi olan bir sürü kurtuluş organizasyonları yapıldı bunlara. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapacaklar, operasyondan haberleri oluyor. Bu istihbarat kirliliğinin arkasında olanın da görülmesi lazım. Biden'ın ziyaretinin içerisinde Türk kamuoyunda gelişen işte Amerikan aletliliğinin darbenin arkasında Amerika'nın işte desteği olduğuna alamet sayabilecek cümlelerin, işte incelik üsüyle ilgili hassasiyetlerimizin, buna bir de şimdi Rusya ile yakınlaşmamızın etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rusya işte Akdeniz, işte sıcak denizler falan cümleleri kurulurken Rusya aşağıdan Basra Körfezi'ne dayandı. Şimdi biliyorsunuz Irak hava sahasını kullanarak Suriye'ye inmeye başlayacaklar. Dolayısıyla bizim şu anda taşıdığımız hissiyatın bir blöf mü yoksa daha fazla mı olduğunu merak ettikleri için geliyorlar. Gel Gelirler gelecekleri varsa görecekleri evet. var Peki şimdi bu noktada Şunu da sorayım Yani eğer iade süreci Gerçekleşirse Yani 24 Ağustos'ta Çantasında Biden'ın iade ile ilgili Kafasında ya da işte görüştüklerinde Böyle bir düşüncesi varsa Bu iade gerçekleşirse FETÖ PDE noktasında çok daha fazla Yol mu alınmış olur efendim Ya Elde olmak Elde olması iyi midir iyidir. Yani sürecin içerisinde ben iade edeceklerini zannetmiyorum. Yani ilk elden öyle bir şey zannetmiyorum. Vereceklerini zannetmiyorum ama işte elde elde olmasından daha ziyade sizin devlet olarak elde olsa ne olmasa ne ben yapacağım işi bilirim iradesi mühimdir. Yani Abdullah Hocanın elde şimdi bununla ilgili yapacağınız iş varsa sizin elde olsa da olmasa da yapacağınız bellidir. Elde olmasının avantajları var mıdır? Süreci var yönetmek mi? için tabii ki bunu da bir enstrüman olarak kullanırsınız süreci yönetmek için kullanırsın. Neticede sizin elinizde. Yani sizin iradenize bağlı, sizin söyleyeceğiniz cümlelere mahkum, sizin buna söylettireceğiniz işleri yapmaya en azından hazır e, durumda. Dolayısıyla bu avantajdır. Ama bizim devletimizin bu olmasa da bu işle mücadele edecek kadar tecrübesi vardır. O iradeyi gösterdikten sonra hayrını görsünler. Evet. Yani esası şu, kendi ülkesinde biz böyle bir kuşatılmışlığı, bürokratik kuşatılmışlığı, Böyle bir istihbarat kuşatılmış yani. Ordu içerisinde e, bu kadar ciddi bir kadrolaşmayı ve bu şekilde devletin yönetimine talip olmayı kaldırabilecek bir değiliz. Bunlarla iş tutan herkesin adımları da bundan sonra buna göre atması lazım. Yani Türk devletiyle müstakil bir devlet, bağımsız bir devlet statüsünde ilişki kurmaya eyvallah ama biz Türk Devleti ile ilişki kurduğumuz kadar onun içerisinde kendi istihdam ettiğimiz, büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz, kolladığımız adamlarla da irtibat kurarız. Hatta bazen onlara tercih ederiz noktasına gelirlerse bizden görecekleri muamelenin ne olduğunu Cumhurbaşkanı da tonluyor, Başbakan Hı. da tonluyor. Biz öyle dünyadan kopacak, işte kendi içerisinde kapanarak devlet edecek, hükümet edecek, siyaset edecek bir ülke falan da değiliz. Ama herkes haddini bilecek. Türk Devleti müstakil, bağımsız bir devlettir. Bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri daha önce kullandığı gibi herkesi kullanmaya kalkacaktır. Çok yaptılar. Afgan mücahitleri parantezinde işte Üsame bin Ladin bir ara Afgan mücahitleri parantezinde Rusya'ya karşı mukavemet eden ordunun başında idi. Sonra Taliban'ın e, parantezi içerisinde terörle mücadele edilecek bir portre haline geldi, getirildi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için bu bir gelenek, klasik galiba. Önce mücadele etmek için kuvvet, sonra mücadele etmek için gerekçe, sonra da bölgeye müdahale etmek için tramplen haline getiriliyor. Her muhatabı. Yani bunu defalarca, yüzlerce örneğiyle gördük. Dolayısıyla biz burada uluslararası güvene dayalı ilişki kuracaksak eşit statüde bağımsızlığımıza, milli irademize saygı temelinde bu ilişkileri kurabiliriz. Yoksa işte daha önce gördük, Irak'ta gördük, şimdi Esad'la ilgili süreç içerisinde bir daha gördük. Yani devletler için vazgeçilmez partnerler yoktur. Daha iyisi bulununca eldeki mevcut partner pekala gözden çıkarılabilir. Türk devleti de kendi güvenlik politikalarını kendi bölgesinde yapacağı işlerle ilgili net müstakil iradeye sahiptir. Bunu ortaya koymaya evet. çalışıyor göreceğiz. Yani Bun, bundan sonrakileri de biraz konuşmak istiyorum. Yani 15 Temmuz sonrasında gerçekten e, önemli kararlar alındı. O hal kapsamında e, gerekli işlemler yapılıyor. Devletin her kademesindeki temizlik operasyonları gerçekleştiriliyor. E, hızlı bir şekilde düğmeye basılıyor. E, hakimler, savcılar, bürokratlar e, ...sporcular, aklınıza kim geliyorsa bu noktada FETÖ ile e, ilişkisi olan herkes... ...artık var. bir şekilde e, hukuk işletiliyor onlar için. Şimdi burası böyle ama 40 yıldır da e, biraz evvel ifade ettik... ...40 yıldır da bıkmadan usanmadan e, hain emellerini gerçekleştirmek üzere olan bir hain bir örgüt var. Evet. O örgütün adı da FETÖ. Şimdi bu FETÖ terör örgütü bundan sonraki süreçte neler yapabilir... E, tehlike geçmiş diyebilir miyiz Yavuz Bey? Bu noktadan sonra nasıl dikkatli olmalıyız lazım, neler yapmamız lazım? Biraz da bunları konuşalım efendim. Bence şu, bu iradenin arkasında bir üst akıl varsa ki var. Muvaffak olma durumunda bir plan, muvaffak olamamalar durumunda başka bir planları vardır. Şimdi muvaffak olamama durumunda gerçekleşen şeyin ben toplumsal beraberliğimizin parçalanmışlığı olduğunu görüyorum. Yani toplumsal faylarımızın. Kırılmaya meyilli alanlarının enerji yüklenmesiyle kırılabilir hale getirilmesidir. Yani bizim bundan sonra hassas olacağımız yer şurasıdır. Ee, Türkiye'deki güven bunalımının e, bürokrasiyi felç edecek kadar artık bu kamufle olan acaba bu da mı e, paralel devlet yapılanmasının mensubu duygusuna bağlı olarak yaşanan güven bunalımının bürokrasiyi kitleme ihtimaline, bu güven bunalımının oluşturacağı siyasi zafiyetin, güvenlik zafiyetinin bir takım sensasyonel eylemlerle toplumsal tesanütümüzü, beraberliğimizi parçalayacak iç çatışma alanlarının oluşmasına dönüştürülebileceğine inanıyorum. Dolayısıyla galiba hesap şu, toplumsal parçalanmışlık, iç savaş psikolojisi. Bu iç savaşı besleyecek fay kırılma alanlarının, toplumsal faylarımızın, eve, hisseder, toplumsal faylarımızın kırılma alanlarına enerji yüklemesi. Buralarda çatışmalar, bu ka karşılıklı bu beraberlik duygusunu zedeleyecek kopmalar, bu kopuşu besleyecek olan siyasi travmalar. Suikastler. Bütün bunlara hazır hale gelmemiz lazım. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi Güneydoğu'da bu darbe teşebbüsünün hemen arkasında sınır güvenliğimizle alakalı açıklamaları mutlaka dikkatiniz hmm, çekmiştir. Yani açık hedef haline getirilme, Türkiye'nin açık operasyona açık hale getirilerek e, iç savaş varmış görüntüsü içerisinde müdahale edilebilir bir ülke haline getirilmesi de planlanmış olabilir. Dolayısıyla zinde ve diri olacağımız yer bence şurasıdır toplumsal beraberliği parçalayacak herkese bu organizasyonun maşası muamelesi yapacağız. Yani bu beraberliği bozmaya yönelik her cümlenin arkasında mutlaka bir yeni arayacağız. Yani bu yeni kapı ruhu deyin adına işte meclis meclis içi ve meclis dışı muhalefetin de dahil olduğu hı hı. devletimizi milletimizi böyle bir kalkışmaya yedirmeyiz iradesini bozmaya yönelik her teşebbüsü bu kabil bir cinayet şebekesinin uzantısı gibi görmek zorundayız. Çok hassasiyet gösterilmesi lazım. Ben Cumhurbaşkanı'nın e, İsrail'le anlaşmaların e, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ile CHP'ye <laughs> gönderilmesini <gülüyor> çok önemsedim. Zarif bir iştir bu. Yani devletin en azından kendi... Ama siyaseten yumuşama devam ya, ediyor. O çok önemli zaten. Kendi iç işlerimizde biz kavga edelim. Yani iktidar, muhalefet partileri iktidarın her yaptığını olumlamak Tabii. için muhalefet partisi değildir. Onlara disipline eder. Şunlar yanlıştır, bunlar yanlıştır derler. Muhalefet iktidar partisi de muhalefetin her yaptığı yanlıştır paranoyasıyla davranmaz. Normalde herkes birbirine çeki düzen verecekleri bir alan. Makul bir lisan gelişirse şimdi buradan kuvvet doğar. Ama şu bir centilmenlik anlaşması sayılsın. Hı hı. Devletimizin dış güvenliği ile alakalı, milletimizin bekası ile alakalı, güvenlik endişelerimizi zirveye taşıyacak bu kabil kalkışmalarda bir sağcı, solcu, alevi, sünni, Kürt, türkmen, herkes bir ve beraber oluyor. Bu duyguyu besleyecek yerlerde siyaseti bir enstrüman olarak kullanmamız lazım. Siyasetin dilinin bu beraberliğe kıymet ve kuvvet vermesi lazım. Ben o yüzden bu son jestleri falan çok önemsiyorum. Çok da keyifli. Yani çok uzun zamandır 3 tane siyasi parti liderini 90'lı yılların biliyorsunuz portresidir bunlar bir farklı siyasi parti genel başkanlarının aynı stüdyoda bulunma <laughs> imkanı. o zamanlardan hatırlarız. Çoktandır memleketimiz böyle bir tablo, tablo görmemişti. görmemişti. Evet. Yani bu ortalama memlekete iyi geldi sen Cumhurbaşkanlığı Şeref Malkoç'a mesela ikazını çok yerinde buldum. Bu kabil dokunuşlar çok iyidir. Yani herkes görevinin rolünü yapsın. Nezaketsizlik falan etmeyin ettirmeyiz. Hassasiyetlerini ben çok iyi buluyorum. Bunlara bunlara devam edilmesi lazım. Sayın Bunlar... Devlet Bahçeli'nin e, politikası evet. önemli. Evet. Devlet Bey çok iyi yerde durdu. CHP iyi yerde durdu. Sağ olsunlar. Ya ortalama zaten milletten gördükleri teveccühten doğru yaptıklarını anlayacaklar. Yani bizim biz size kavga etmeyin demiyoruz. Kavga edin, münasip bir lisanla kavga edin birbirinize kızmayın demiyoruz. Kızın, münasip bir lisanla kızın. Birbirinizi eleştirin, yanlışlarınızı söyleyin ama bu yanlışların çerçevesi yine milli birliğimizin, beraberliğimizin, milli beka endişelerimizin olacağı yere kadar gelsin. Öyle bir endişe gerçekleştiği andan itibaren bütün dünya bilsin ki bu milleti parçalayabilmek, bölebilmek çok mümkün değildir. Ben o yüzden biraz romantik bulabilirsiniz bunu ama ben bu son işi çok önemsedim. Evet. Memleketin böyle bir normalleşmeye ihtiyacı vardı Siyasetin dili de buna Ama tabii bunun sürdürülebilir olması İnşallah. lazım İnşallah Yani bu, yani bu, bu eğer sürdürülebilirse Çok kolay bir şey değildir noktada, yani Kolay bir şey de ama değil şey değildir ama, ama e, denemeye değer Sürdürülebilir olduktan denemeye sonra e, herhangi bir problemle sıkıntıyla karşılaşılmayacağı zaten ortada Evet. Zaten millet olgusunun belki bu noktada ne olduğunu tüm dünya bir kez daha görmüş oldu yani milletimiz... Yani çıplak ellerle o tanklara dokunmak her baba yiğidin harcı değil. Ya akla seza bir şeydir. Millete medyunu şükranız. Bu, bu darbe sürecinin kahramanı millettir. Evet. Kazananı demokrasidir ama kahramanı millettir. Yani izli mermilerin üstüne koştu millet. Evet. Böyle az bir şey değildir. Yani normal yanlarında arkadaşları vurulurken hala mermilerin üstüne koşan bir millettir bu. Dolayısıyla bu milletimiz gerçekten dünyaya bu işe ne kadar mukavemetle irade koyacağını gösterdi. Biz de yani siyaset edenler de siyasetçiler de milletin bu iradesine bu beraberlik duygusuna bu bedel ödeme ahlakına hürmeten bu beraberliği devam ettirmeye çalıştılar. Muvaffak olabileceğiz mi bilmiyorum ama denemeye değer. Evet denemeye değer evet. diyoruz. Son olarak artık bundan sonraki süreçte tedbirli olmanın gerektiğini ve bir de belki de şöyle bir avantajımız var diyebiliriz Yavuz Bey yani artık Türk milleti neyin ne olduğunu çok iyi gördü. Ee, bu noktada tabii hep konuşuluyordu. Bazen birileri çıkıp diyordu ki yok canım öyle değildir onlar diyordu. Evet. Ama artık yüzde yüz bir şekilde FETÖ, PD terör örgütünün ne olduğu, ne yapmak istediği, ülkemiz üzerinde hangi oyunları oynadığı da görülmüş oldu. Bu da belki büyük bir isabet. Fazlası da var Mehmet Bey. Yani milletimiz birazcık e, galiba yıllardır böyle siyasetin yoğun gündemiyle konuşurken dışarının bize nasıl baktığını da bilememişti. Şimdi bu son süreç o hale geldi ki bizim içimizdeki şer odaklarının arkasındaki mahfiller de görülmüş oldu. Şimdi millet aslında toplu olarak şöyle bir hissiyatın içerisinde bu bir restorasyon süreci için olağanüstü bir imkandır. Hı hı, bu şöyle hı. bir imkandır. Kendi milletinin gayretleri olmadan ayağa kalkabilmiş bir devlet yoktur. Şimdi bu şudur. Biz bu topraklarda geçen gün Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir arkadaşımı aradım. Kulis size hı bahsetti. Hı hı hı. Dedim ki işte, müteyakkız olmamızı gerektirecek bir şey var mı? Yani Rafine bir bilgi soruyorum. Yani bu ara belki onların kulaklarına daha çok çalmıyordur. Hı, hı. Yani böyle ayakta mı duralım? Böyle endişeli olmamızı gerektirecek bir şey var mı? Güzel bir mukabele oldu. Dedi ki başkanım bin yıldır ne varsa o var. Yani bu topraklara geldiğimiz günlerden beri ne varsa o var. Şimdi bu ne varsa o var görüldü. Yani bu topraklara geldiğimiz günden beri buralarda yaşama irademiz, dünyaya insanca yaşanabilir bir ideal. Bu Türkçeyen hakimiyeti mefküresi dediğimiz parantezde bizim mesuliyetlerimizden rahatsız olan insanların bize yapacakları işler hiç bitmez. Bu biter başka bir şey başlar. Onu halledersiniz mutlaka başınıza başka bir gayle açılır. Şimdi dolayısıyla millet aslında şunu da görmüş oldu. Sizin dediklerinize ilaveten söyleyeceğim şey şudur. Bizim içimizde bu işlere teşne olan insanların arkasında mutlaka bir takım ağababalar vardı ve ilk defa bunlar bu kadar net görüldü. Deşifre oldu. Yani Avrupa'dan bir tane taziye ziyareti alamamış olmamızın arkasında bu duyguyu besleyecek bir, bir hakikat var. Yani bizim meclisimiz bombalandı. Yani hiçbir şeyi hafife almam, terör asla evet. küçümsemem. Fransa'da saldırı oldu, Belçika'da saldırı oldu. Yani ölen insanların devlet ricali olmasıyla... İşte bombalananın meclis olmasıyla bir market olması arasında bir fark yoktur. Yani ölen can olduktan sonra terörün her türlüsüne karşı çıkma iradesi böyle bir şeydir. Yahu bizim meclisimiz bombalandı. Özel kuvvetlerimiz kurşunlandı. Evet, ya Bizim var. özel hareket polislerimiz, servisler iş bombalandı. Ya bu kadar şenaat, bu kadar alçaklık yaşanırken ya nasıl olur da bize bir tane müttefikimizin ya taziye ziyareti olmaz? Nasıl olur da bizim devletimiz şu anda havalandan taziye ziyaretlerini ağırlayan, uğurlayan bir devlet nasıl olur? Bunu niye konduracağız biz? Dolayısıyla tabii, bir yani devlet, tabii bir ki tabii. biz devlet olarak, millet olarak da şunu görmüş olduk. Büyük bir devlet olacaksak, büyük devletler, milletleri küçük milletlerden çıkmaz. Yani bir devlet büyükse milleti de büyüktür. Millet bu bedeli ödemeye razı olduktan sonra ilk yapılacak iş, bu toplumsal güveni tesis ettikten sonra milleti güçlü bir istikbal için, bu 2023 vizyonu diye dilimize aldığımız işe, 2053 vizyonunu da ekleyin, 2071 vizyonunu da ekleyin, bu vizyonda milleti bir ve beraber etmek, liyakati istihdam etmek, memlekette bu devlete, bu millete hizmet etme hücceti taşıyan, evet. liyakati taşıyan herkese istikbale koşabilecekleri koridorlar açmak. Yani Müslümanlığın, Türklüğün istikbaline, devletin güçlü yarınlarına ben liyakat kesbettim diyen herkesin deliler gibi koşacağı koridorlar devlet açacak ki yarın güçlü geleceğimizi inşa etmiş olalım, büyütmüş olalım. Ben bunun çok büyük bir avantaj olduğunu, bu avantajın siyasi siyasetçilerimiz vasıtasıyla millete yeni bir eee mefküreyle yeni bir misyonla yeni bir hedefle birleştirilerek takdim edilmesi gerektiğine inananlardanım. Evet. Dolayısıyla ben bunu hayır görüyorum. Yarınlarımız adına da çok ümitliyim. Dolayısıyla bunu yönetebilme kabiliyetimiz bizim bu topraklarda ilanihe var olacağımıza nezaret edecek bir şeydir. Yani gün olur, hayır olur. Ben yarına dair bu sizin dediğiniz işte bunlar görüldü, hainler evet. görüldüğü, e, bu, bu hainler görüldü ama daha görülmeyen bir dünya hain çıkacaktır içimizden. Onları da iyi görmeyeceğiz. Evet, bir teyakkuz olur. Peki. Çok teşekkürler. Ben çok, teşekkür çok sağ olun, diyorum. var olun. Ben çok teşekkür ederim. Bilgileriniz bilgileriniz i̇yi programlar diliyorum. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler, Türkiye İnsiyatif Merkezi Başkanı Yavuz Zuharalioğlu ile gündemi değerlendirdik. Mutlu bir gece geçirmenizi temenniyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.